Herkese merhabalar. Yeni bir TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programı ile karşınızdayız. Ben Çiçek Çizmeci. Bugün de Türkiye'deki ve dünyadaki teknolojik gelişmelere bakacağız. İlk önce OpenAI ve Microsoft'a bakacağız. Microsoft, OpenAI'in e, yönetim kurulundan çekilmeye karar verdi. Aslında bir gözetmen olarak duruyordu. Neden? E, normalde OpenAI kurulduğunda böyle daha e, kar amacı gütmeyen bir şirket olarak kurulmuştu. Fakat daha sonra yan bir şirket daha kurdular ve o kar amacı güderek işbirlikleri yapmaya başladı. Hatta Microsoft'la da işbirliği yaptılar. Farklı işbirliklerine de açıklardı. Ama bir yandan da yönetim kurulunda da e, herhangi bir şirketin dahli olmaması için ve tekerleşme olmaması için e, kurulduğu zamandan itibaren e, Microsoft'un dahli yoktu. 13 milyar dolarlık bir anlaşma yapmalarına rağmen. E, fakat ardından e, yönetim kurulunun bir gün bir anda ansızın Sem Altman'ı kovması sonucu ve daha sonra Sem Altman'ın geri gelmesiyle böyle bir drama yaşamanın ardından da Microsoft gözlemci olarak girmeye karar verdi. Çünkü çok yüklüde bir ortaklığın yanı sıra bir para verdi. Dolayısıyla gözlemci olarak ama herhangi bir kararda yetkisi olmadan katılma karar vermişti geçtiğimiz 2023 Kasım itibariyle. Hatta öyle ki şimdi Apple'la da OpenAI bir ortaklık yaptılar. Bundan sonra Apple'ın telefonlarında da OpenAI entegre olacak. Dolayısıyla bununla beraber de Apple Store'lardan, Apple mağazalarından sorumlu olan kişi de direktörde ayrıca Opneyay'ın yine yönetim kuruluna gözetmen olarak gözlemci olarak katılacağını duyurmuştu. Fakat Microsoft şimdi Opneyay'ın yönetim kurulundan çıkmaya karar verdi. Bunun da sebebi şu anda özellikle Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde e, pek çok davası var ve bu davalar özellikle tekerleşmeye karşı olan davalar. Bu e, bu davalar antitrust davaları olarak geçiyor ve şu anda zaten aslında bu yapay zeka ile ilgili olarak özellikle Avrupa Birliği oyunu kuran bir rol üstlenmeye başladı. Amerika teknolojiyi üretiyor Avrupa ise regüle eder bir konumda. Dolayısıyla Avrupa'daki özellikle davaları, antitrust davaları ve Amerika'nın da ayrıca kontrol etmesi sebebiyle Microsoft Open yönetim kurulundan çıktığını duyurdu. Apple ama herhangi bir daha ne yapacağına dair bir karar vermiş değil. Bu sene sonuna kadar da her hangi yönetim kurumunda olacak mı, bir gözlemci olarak kalacak mı, kalmayacak mı, onun da kararı önümüzdeki günlerde, muhtemelen aylarda verilecektir. Gelelim şimdi sıradaki haberimize. İşinize dilediğiniz yerden ulaşarak rekabette güçlenmenin şimdi tam zamanı. Şirketinizin her şeyi olan verilerini, bilgilerini güvenli saklamanın da. Nasıl mı? Türksel teknolojisi ve güvencesiyle hizmet alabileceğiniz Türksel Bulut sayesinde. Uluslararası sertifikalara sahip, afetlere karşı korunaklı, 4 ilde coğrafi yedekleme sunan, esnek ve ölçeklenebilir altyapısıyla Türksel Bulut 724 hizmetinizde. Üstelik Türksel Bulut'la ihtiyacınıza uygun tüm bulut çözümlerine tek noktadan ulaşabilirsiniz siz de her işi birbirine bağlamak için hemen Türksel Bulut'la tanışın. Coğrafi yedeklilik ve esnek altyapı özellikleriyle ihtiyacınız olan tüm verilere istediğiniz yerden erişebilirsiniz. İşinize ve şirketinize en uygun bulut çözümleri için Türksel kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilir ya da turkcell.com.tr'nin kurumsal sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Şirketinizde verimliliği artırmak için iş teknolojide teknoloji Türksel'de. Bir süper dünya keşfedildi ve bu özellikle işte öte gezegende yaşam olabilir mi, başka bir gezegende yaşayabilir miyiz ya da bir kaynak olarak kullanabilir miyiz sorusuna bir cevap niteliğinde James Webb e, uzay teleskobu buldu. Ama aslında 2017 yılından beri takip edilen bir süper dünya burası. Bu süper dünya LHS 1140B olarak geçiyor ismi. E, NASA'nın uzun mücadeleler sonucu ve pek çok farklı e, ülkeden ee, uzay ajansının uzay, uzay ajanslarının beraber ortaklaşa yaptıkları dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb uzay teleskobu o yaklaşık Atlantik büyüklüğünde bir okyanusa sahip olan bu süper dünyayı tekrardan keşfetti ve daha e, derinlemesine bir araştırma yaptı ve bu gezegende şu an yaşam olabileceği düşünülüyor. Bu neden böyle düşünülüyor? Çünkü e, içerisinde 20 derece e, 20 derece civarında sıcaklığa sahip bir su ve e, bu öte gezegenin kütlesinin de %10 ila 20'sinin sıvı sudan oluştuğu, oluştuğu düşünülüyor. Bunun da kabaca Atlantik büyüklüğünde bir okyanusa işaret ettiğini söylüyorlar. E, i̇lk olarak bu gezegen 2017 yılında keşfedilmişti. Hubble Uzay Teleskobu ve Transiting Expo Planet Survey Satellite isimli bir... E, uzay aracı keşfetmiştir. Şimdi ise James Webb teleskobu bu gezegene tekrardan baktı. Yalnız gezegenin bir kötü yanı var. O da kendi yıldızına kütle çekimsel olarak kilitli olduğu belirtiliyor. Bu da ne demek? Yani ay gibi aslında başka bir Gezegene kilitli. Bu da bir yüzeyinin aydınlık, bir yüzeyinde sürekli karanlık olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla o karanlık olan tarafında buzullarla kaplı olabileceği, dolayısıyla yaşama elverişli olmadığı düşünülüyor. James Webb teleskobun daha fazla gözlem yapıp, daha fazla bilim insanları için, daha fazla kanıt toplaması gerekiyor. Ama güzel bir haber var ki ne kadar uzaklıkta olduğunu da söyleyeyim. Dünyadan 48 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yani gitmesi çok kolay olmayacak ama e, ileriki bir dönemde belki biz görmeyiz ama Interstellar filmindeki gibi belki yeni bir böyle gezegen keşfedilir ve bunlardan biri de bu süper dünya olabilir. OpenAI'den bir haberimiz daha var. O da yeni bir o Divergent haberi bu. Yeni bir sağlık e, yapay zekası üzerine çalışıyorlar ve bunu yaparken de Ariana Huffington'la beraber yeni bir şirket kurdu OpenAI. Thrive AI Health isimli. Ve bu şirketle beraber e, insanlara kişisel bir e, yapay zeka asistanı vermeyi planlıyorlar. E, zaten bir süredir OpenAI böyle özellikle sağlık konusunda farklı araştırma enstitüleriyle, üniversitelerle çalışıyordu. Yapay zeka kendi yapay zekasını e, buralarda e, çalışmasına çalışması izin veriyordu bilimsel konularda. Şimdi ise işte eee Huffington'la beraber ortaklaşa bir yapay zeka sağlık koçu üzerine çalışıyorlar ve burada da kişisel sağlık sorunlarını anlayabilen, çözebilen bir Robot şeklinde piyasaya sürüleceği söyleniyor. Yani aslında belki de OpenAI'nin geliştireceği ilk cihaz, ilk araç bir telefon ya da telefon benzeri bir araç değil de böyle bir sağlık aracı olabilir. Thrive AI Health'in yöneticisi de Fitbit'te daha önce çalışmış. Ayrıca eski bir Google yöneticisi olan bir yönetici olarak CEO olarak işi atandı. the Carlos Love isimli. E, bu arada bu yeni şirket Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, Batı Virginia Üniversitesi, Rockefeller Nörobilim Enstitüsü, e, Ellis Walton Tıp Fakültesi dahil olmak üzere çeşitli akademik kurumlarla ve tıp merkezleriyle de beraber çalışıyor. Bu arada Huffington Post Medya Grubun kurucu ortaklarından Ariana Huffington ve Amerika'nın en çok okunan haber sitesine sahip işte. Pulitzer ödüllü ayrıca e, Ariana Huffington ve Huffington Post ayrıca e, pek çok ödüle sahip. Ariana Huffington'da ayrıca 14 kitabı var ve dünyanın en etkili yüz insanı ve Forbes'un en güçlü kadınlarından. Dolayısıyla e, şu anda sağlam bir sağlık koçu geliyor diyebiliriz. Bunu yapan ama ilk şirket OpenAI değil. Amazon'da böyle kişisel bir sağlık e, ürünü üzerinde çalışıyor. Zaten hali hazırda şu anda var aslında. E, girip böyle canlı destek hattı gibi konuşabiliyorsunuz. E, ve bunun da hani ilk öncülerinden biri Amazon diyebiliriz. Meta e, geçtiğimiz sene 20 bine yakın çalışanını e, işten çıkarmıştı ve bu çalışanlardan bir da bir bölümü de e, özellikle biyoloji üzerine biyolojinin yapay zekası üzerine çalışan bir birim ve bu birim şimdi yeni bir şirket kurdu Evolutionary Scale isimli bir şirket kurdular ve 40 milyon dolar topladılar. E, çok kısa bir sürede. E, Meta AI'ın bu e, Protein katlama ekibi olarak geçiyor. Ee, onun yöneticisi de Alexander Reeves. Ee, 8 kişilik bir kadro bu. Ee, Evolutionary Scale'ın kadrosu ve ayrıca meta'dan ayrılanların kadrosu. Ee, GPT-4'ü kullanıyorlar. Ee, ve Google'ın Bard'ını da kullanarak e, bir biyoloji üzerine bir, e, bir yapay zeka geliştirdiler. Peki ne geliştirdiler? Ee, protein moleküllerini 3 boyutlu olarak... E, görselleştirebiliyorlar ve 700 milyon olası 3 boyutlu yapı içeren bir veri tabanı e, oluşturmak için kullandılar. Bunlar ne için kullanılacak? E, özellikle hastalıkları tedavi edebilecek ilaçlar, kirliliği temizleyebilecek mikroorganizmalar, endüstriyel, kimyasal üretmek için aslında alternatif yollar geliştirmek için e, önemli olacak. E, özellikle Proteinler, amino asitlerin katlanmış zincirler zincirlerinden oluşan büyük moleküller e, ve insan hücrelerinde yapı taşları proteinler ve proteinlerin katlanma şekilleri var ve her birinin de nasıl olduğu bilinemiyor. Ama bu proteinlerin katlanma şekillerinde hatalar oluyor. İşte o hatalar belli e, hastalıklara yol açıyor. İşte bahsettiğimiz Alzheimer gibi olabilir e, ya da farklı hastalıklar olabilir e, ve bu hastalıkların aslında Tedavisi için önemli bir e, veri simülasyonları göstermek yani bu proteinlerin simülasyonları önemli veriler olacak bu işte ilaçları keşfetmekte hatta öyle ki e, şu ana kadar yaşayan bir organizma olan deniz anası ve mercanlarda floresan proteinler bulunuyor. Yani floresan olmasını sağlayan proteinler, onlar canlı renkleri vermede sorumlu ve onun simülasyonunu yapmada başarılı oldular. Yeşil bir floresan protein ürettiler. Doğada var olmayan proteinleri üretiyorlar ama var olanların da simülasyonlarını farklı şekillerde e, tasarlıyorlar. İşte bu yeşil floresan proteini de onlardan biri ve bu proteinin evrimleşmesi için doğanın e, 500 milyon doğada 500 milyon yıl geçmesi gerekiyor normalde evrimleşmesi için. İşte bu şirket Evolutionary Scale bu doğal floresanın bir kopyasını farklı bir kopyasının e, yapmayı, e, tasarlamayı başardı. Bu önemli bir adım. E, bu arada yatırımcılarından İkisi de Amazon Web Services ve Nvidia ayrıca. Onu da bahsedelim. Hatta Nvidia'nın da çiplerini kullanıyorlar. Çip demişken Samsung'da 2 nanometre çipler üretecek ve onun içinde ilk müşterisini Japonya'dan buldu. 2 nanometre çipler şu anda dünyadaki en küçük çipler ve bunlar da genelde daha küçük işte tabletlerimiz, telefonlarımız, daha işte IoT deniler, Nesnelerin interneti ve daha küçük aletlerde de kullanabileceğimiz e, çipler. İlk dediğim gibi müşterisi de Japon Preferred Networks isimli olarak bir şirket olacak. E, bu şirket de PFN olarak geçiyor. IoT uygulamaları için derin öğrenme araştırmaları yapıyor. E, bu anlamda özel yazılımlar geliştiren e, bir firma ve süper bilgisayar tedarik etme konusunda da önemli bir şirket. Japonya'daki en gelişmiş firmalar arasından bir tanesi. Teknoloji firmaları teknoloji firmalarından bir tanesi. Ve geliştireceği Çipler, 2 nanometre çiplerin seri üretimi de 2025'in ikinci yarısında başlayacak. E, bu anlamda da hani 2 nanometrelik çipleri daha fazla görmeye başlayacağız. Daha çoğunlukla hep 4 nanometrelik çipleri konuşuyoruz. E, özellikle işte e, Nvidia'nın çipleri olsun ya da işte veri merkezlerinde olan çipler olsun ama gitgide bu çiplerde tabii ki e, ufalmaya ve cihazlarda ufalmaya devam ediyor. Bu hafta Türkiye'den önemli bir haber oldu. Türkiye'nin ilk yerli Haberleşme uydusu fırlatıldı, SpaceX ile e, Amerika'dan e, ve e, önemi de şu, ilk defa kendi ürettiğimiz bir e, haberleşme uydusu fırlatılmış oldu. Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonundan fırlatıldı Falcon 9 roketiyle beraber. E, Şimdi bununla beraber aslında bizim şu ana kadar e, Türksat 6A'ya gelene kadar aslında farklı farklı Türksat 1, 2, işte 3 4 5 olmak üzere farklı e, haberleşme ve gözlem uydularımız aslında fırlatılmıştı ve bunu yaparken de hep genelde yurt dışından e, bu uydular temin ediliyordu. Şimdi ise %80'in üzerinde yerlilik oranıyla e, ilk haberleşme uydumuzu fırlattık. Peki kimler yaptı bunu? TUSAŞ'taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde üretildi. E, TÜBİTAK Uzay Proje Yöneticisi, ASELSAN, TUSAŞ, CTEK C-Tech firmaları bu projeyi yürüten, yürüten kurumlar e, arasına yer aldılar. E, 15 yıllık bir bu arada e, ömrü hizmet ömrü olacak bu TÜRKSAT 6A'nın e, ve e, sadece Türkiye değil Türkiye'nin dışında farklı ülkelerde ayrıca bu haberleşme uydusunu kullanabilecek. 3,5 milyon e, kullanabiliyordu şu ana kadarki haberleşme uydularımızda. Şimdi bu e, 5 milyona kadar da ayrıca çıktı. Hindistan, Tayland, Malezya ve Malezya ve Endonezya'da da ayrıca kullanılabilecek. Samsung etkinliği gerçekleşti bu hafta. Samsung etkinliğinde öne çıkan aslında en önemli konu Galaxy AI yani yapay zeka, Galaxy yapay zekası oldu ve e, uzun süredir beklenen yüzük geldi. E, bunun dışında iki tane telefon, e, ayrıca saat, ve kulaklıklar tanıtıldı ama en çok dikkat çeken tabii ki Galaxy'nin yapay zekası oldu. Bütün ürünlerine Galaxy yapay zekasını eklediğini duyurdular. Peki neler yapabiliyor? Telefona entegre olan bir yapay zekadan bahsediyoruz burada. E, fotoğrafları iyileştirme, tercüme etme, tercüme ederken eğer e, Samsung'un kulaklıklarını kullanıyorsanız kulaklığınızdan tercüme edilmiş bir şekilde gelebilecek ayrıca. E, bir yandan Dediğim gibi e, fotoğraflarınızı işte iyileştirebiliyorsunuz. Ayrıca avatarlar yaratabiliyorsunuz. Hatta e, ünlü Amerikalı e, bir film yıldızı var, Sydney Sweeney, onu da çağırmışlar. Samsung'un güzelliklerinden bir tanesi de e, bu özellikle etkinliklerinde sürpriz isimler, Hollywood yıldızları çağırıyorlar ve onlarla bütünleştiriyorlar kendi ürünlerini. Bir de onu gördük. Onun avatarını yaratmışlardı. Bir diğer beğendiğim e, Galaxynin bu yapay zeka özelliklerinden bir tanesi çizim yapıyorsunuz. Ama gayet basit bir çizim yapıyorsunuz bir fotoğrafın üzerine ve e, işte mesela bir e, bot e, bir işte gemi olmasını istediğiniz bir denizde işte onu e, gerçekçi bir şekilde daha sonra yapay zeka dönüştürebiliyor ya da işte bir eyfel çizdiniz e, onu gerçekçi bir fotoğrafa dönüştürebiliyor. Bunun dışında e, biraz da e, yüzükten bahsedelim. Yüzük önemli. İlk defa bu Finlandiyalı bir e, Ura isimli bir yüzük var aslında. Özellikle sağlığı takip eden, onun dışında diğer bildiğimiz teknoloji şirketleri daha bu yüzük işine girmemişti. Ama Samsung bir süredir bu yüzükten bahsediyordu ve geleceğini söylüyordu. Sonunda geldi. Peki ne yapacak? Yapay zeka destekli bizim sağlık koçumuz olacak. Özellikle hiç çıkarmadan 7 gün boyunca üzerimize taşıyabileceğimiz, hem de geceleri de çıkarmamıza gerek kalmayan, uyku takibimizi yapan, işte kalp atışımızı takip ede edebilen, ve bununla beraber bize sağlık verileri verebilecek. Kişisel olarak neye ihtiyacımız olduğunu verebilecek bir yüzük ayrıca çıkardılar. Bu anlamda da diğer markalardan aslında farklılaşıyorlar. Bununla beraber yapay zeka özelliklerinden biri de yine sağlıkla özellikle bütünleştiriyorlar ve günlük olarak uyandığınızda enerjinizin bugün ne seviyede olduğunu söyleyip enerjinizi yükseltmek için ne yapmanız gerektiğine kadar da ayrıca sağlık verileri de veriyorlar. Bu anlamda da yine farklılar. Türkiye'den bir haberimiz daha var. Türkiye'de bu sene elektrik tüketimi konusunda rekor 9 Temmuz'da kırıldı. Geçtiğimiz sene bu 17 Ağustos 2023'tü. Geçtiğimiz sene baktığımızda 1.132.567 megawatt saat tüketimi kayıtlara geçmişti. Bu sene 9 Temmuz 2024'te ise eğer 1.147.848 megawatt saat tüketimiyle günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik tüketim seviyesi kaydedilmiş oldu. Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücüne baktığımızda da yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü %57 %3.2'ye yükseldi. Bu anlamda da %50'yi geçmesi anlamında da güzel. Yenilebilir kaynaklara baktığımızda ise ilk sırada barajlar geliyor. Ardından güneş santralleri daha sonra rüzgar santralleri geliyor. Bu anlamda da e, gitgide daha iyi olduğumuzu da aslında yenilebilir kaynaklar açısından daha iyi olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bu haftada karbondioksit seviyesine bakacağız. Bu geçtiğimiz haftanın karbondioksit seviyesi 425 ppm civarında. Bu da şu demek aslında geçtiğimiz haftalara göre Güzel haber, biraz düşmüşüz. 427 ppm'leri görmüştük çünkü 450 ppm seviyesine geldiğimizde dünya sıcaklığının ortalama. Ortalama 2 derece ısınacağını biliyoruz. 430 ppm'e geldiğinde ise dünya ortalama sıcaklığı 1,5 derece olacak. Gitgide bu seviyede her sene ne kadar fazla yaklaştığımızı görüyoruz. Ama güzel haber bu sıcaklarda ve işte şu anda özellikle dünyanın ısındığı, güney küresinin Küresi ısındığı bu dönemlerde şu anda aslında çok da yüksek olmadığını ve biraz daha ortalama anlamda düştüğünü görmekte açıkçası güzel diyebiliriz. Bu haftanın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.